Başka Sanat programından bu hafta da tüm izleyicilerimize merhabalar. Programımızın bu bölümünde Kürtçe tiyatro çalışmalarına emek veren ekiplerden biri olan Şa Performans'a yer vereceğiz. Beyoğlu'nda faaliyet yürüten Konnektiva Sahne bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şa Performans'ı buyurun oyuncularının ağzından dinleyelim. Şa Performans'ın provalarını yaptığı, izleyiciyle buluşturduğu bütün oyunlarının aslında bir ön tartışmasını, ön hazırlığını yürüttüğü mekandayız biz de. İsterseniz sizden Şa Performans'ı kısaca bir tanıyalım. Nasıl bir araya geldiniz, nasıl başladınız bu faaliyeti yürütmeye? Arkasından daha detaylıca açarız. Buyurun. 2018 yılında biz ekibi kurduk. Dört arkadaşla Batman, biz üç kişi Batman'dan geldik. İstanbul'dan da bize bir iki arkadaş katıldı. Yani asıl kurma amacımız bizim sadece tiyatro değildi. Bu ekibin içinde dans, modern dansla ilgilenen arkadaş vardı, müzikle ilgilenen arkadaş vardı. Hakeza biz iki arkadaş tiyatroyla ilgileniyorduk. Biz toplandık, dedik ki biz bir mekan açalım, bir mekanımız olsun. Bu arada istediğimiz şekilde sanatımızı icra edelim. Tabii sadece dediğim gibi sadece bizim kuruluş amacımız sadece tiyatro değildi. Başka disiplinler de içeriyordu. İşte ben, Deniz, Murat, Dilşah, biz dört kişi karar verdik. Dedik ki biz bu ekip kuruyoruz. Kurduk. 2018'de Haziran'dan açılışımızı yaptık. Sonra üretimlerimize başladık. Şu ana kadar yaklaşık kaç? 5 tiyatro oyunu çıkardık 2 sene içinde. Hala da çalışıyoruz yani. Biraz aslında nasıl bir araya geldiğinizi, nasıl başladığını bu çalışmaların böyle kısaca öğrenmiş olduk. Ama bunlar yanı sıra tabii biraz açmak gerekir herhalde. Atölye çalışmaları da var. Bir arada olduğunuz, belki yeni oyuncu arkadaşlarla buluştuğunuz. Bu atölyelere ilgi nasıl, ne zamandır sürüyor ya da nasıl aralıklarla sürdürüyorsunuz? Şimdi biz dediğimiz gibi biz kurulduğumuz anda itibaren biz dedik ki biz eğitimlerimizi vereceğiz. Biz ilk sene 7 kursiyer mezun ettik. Onların da içinde yer aldığı bir tiyatro oyunu yaptık. Yani bizim amacımız İstanbul'da dedik ki biraz Kürtçe tiyatroya ne kadar elimizden geldiğince bir katkı sunmak, insanların ilgisini arttırmak, bir de yeni oyuncular yetiştirmek. Çünkü yetiştirmediğin zaman sen yaptığın iş amacına ulaşmıyor. Yani o bayrağı devralacak kişileri muhakkak yetiştirmen lazım. Bu atölyelerin bir diğer amacı Kürtçelerini geliştiriyor mesela kursiyerlerin. Daha ilgileniyorlar. Sonra mesela atölyeden çıkan, geçen seneki atölyeden çıkan bütün kursiyerler şu an Kürtçe kitap okuyorlar artık, Kürtçe konuşuyorlar, Kürtçe dinliyorlar. Öyle bir Kürtçe sevgisi doldu onların içine. Bir içlerinde tiyatroya devam edenler de var. Yani dile de katkısı çok büyük. Zaten bir bizim maalesef biraz oyuncu problemimiz var yani Kürt tiyatrosunda genel olarak. Yani sadece İstanbul'da değil her yerde bizim bir böyle bir problemimiz var. Çünkü fazla bir ilgi, alaka yok gençlerde hani. Şimdiye kadar aşağı yukarı hangi oyunlar sizin elinizden çıktı? Oyunlar nerelerde izleyiciyle buluşmuş oldu? Bu konuda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Tabii siz de bahsettiniz hani özellikle de ana dilde bir tiyatro çalışması var ortada. Oyuncu bulmak zor olduğu kadar sahneleyecek yer, mekan bulmak da bir o kadar zor. Bu anlamda belki söyleyecekleriniz vardır illaki. Bizim ilk oyunumuz bir stand-up oyunuydu. Ondan sonra Küçük Prens'i Kürtçe oynadık. Sonra Küçük Prens'ten sonraki projemiz Franz Kafka'nın Akademi için bir rapor oyunuydu. Ondan sonra Fernando Arabal'ın Cephede Piknik oyununu Kürtçeleştirdik. Ondan sonra Sam Bobrick'in Halktan Biri oyununu yine Kürtçeleştirdik. Şu anda başka bir oyun çalışıyoruz. Tabii eğer ki
belediyeleriniz yoksa ya da sizin kendi kültür merkezleriniz yoksa bunu sahnelemek elbette ki problem yani. Biz şu an devletin hiçbir sahne olanaklarından faydalanamıyoruz. Zaten malum durum da var işte. Belediyelerin durumunu hepimiz biliyoruz. En azından bizim belediyelerimiz olsaydı biz gidip orada rahatça oynayabilirdik. Ama şu an oyunlarımızı sadece bağımsız sahnelerde oynayabiliyoruz. Yani alternatif sahnelerde. Tabii biz şeyde gidiyoruz. Batman'a da gidiyoruz, Diyarbakır'a da gidiyoruz, Van'a da gidiyoruz ama bu oynadığımız sahneler genelde bağımsız sahneler yani. Kendi oluşumları olan sahneler, kendi grupları olan sahneler. Yani İstanbul'da da yine aynı şekilde tabii biz oyunlarımızı götürüyoruz elimizden geldiği kadar. Geçen 2 ay önce Ankara'ya gittik mesela, İzmir'e gittik. Ondan önce de biz İran'a gittik mesela, oradan Sakız Tiyatro Festivali'ne katıldık. Hatta oradan ödül de aldık, oyunumuz en iyi oyuncu ödülünü de aldı. Yani dediğim gibi tabii ki sahne bulmakta zorlanıyoruz yani maalesef. Mekan içinde sanırım önce bir hayırlı olsun da demek lazım. Evet. Buranın da kısa bir tarihi var. Evet. Yakın zamanda Evet. buraya geldiniz Evet. ve önünüze koyulmuş birçok iş var. Hedeflenen, planlanan nasıl çalışmalar, nasıl etkinlikler, nasıl derslikler ya da atölyeler. Yani şimdi biz burası sahne ismi Konnektiva Sahne. Biz de şah performans olarak Kürtçe tiyatro bölümünü oluşturuyoruz. Tabii sahne amaçlı bir sahne. Yani bu içinde müzik atölyeleri de barındırıyor. Kurs, işte sinemaya yönelik atölyeler de var. Konser etkinlikleri falan da yapılacak burada. Yani Sanatın birçok evet alanında evet tabii. aslında birçok etkinliği yakın Evet. zamanda Evet. Konnektiva'da biz de Evet. takip edebiliriz, Evet. Evet. seyredebiliriz. Evet. Biraz buradan da bağlayarak son oyunun içeriğinden söz edelim. Ve hani eğer sizin de öncesinden belirlenmiş bir takviminiz varsa izleyicilerimiz de bundan haberdar olsun. Nerede izleyebilirler sizi, nasıl takip edebilirler? Buyurun sözü size bırakmış olayım. Evet, aslında şu an yeni bir oyun hazırlığı içerisindeyiz. Benim için de yani Şah Performans adı altında ilk oyun olacak. Öncelikle bir çocuk oyunu ve beni biraz daha heyecanlandıran işin bu kısmı oldu. Çünkü çocuklarla hep daha rahat iletişim halindeyizdir, daha samimiyizdir ya da çoğu zaman. Bu da bir derleme aslında. Malatya yöresine ait bir masalın derlenmiş hali. Oyuna çok elverişli aslında. Daha önce Almanya'da da oynanmış. Şu an Almanya ile ortak yürütülen bir çalışma adı altında Tiyatro Mut'la beraber yürütülen. Yani Almanya'da da sahnelenmiş aynı zamanda. Ben zaten Kürt anlatılarını bu anlamda yani tiyatro için sahnelenmeye çok uygun buluyorum. Bu anlamda çok zengin bir anlatımız var, anlatılarımız var. Çocukken hepimizin duyduğu hikayeler, masallar. Aslında yeri geldiğinde oturup bizim de seyredebileceğimiz, bu yüzden sadece çocuk oyunu değil, bu yüzden sadece çocukların eğlenebileceği dersler değil de onlarla beraber bizim de birçok şey çıkaracağımızı düşündüğümüz hikayeler barındırıyor. Ve ben bu anlamda şöyle düşünüyorum, yani Kürt edebiyatı, Kürt anlatıları Kürt tiyatrosuna da büyük kaynaklık edebiliyor. Bu anlamda geniş bir saha derlemesi yapılabilirse ki şu ana kadar ben birçok şeyde olduğu gibi bunda da yeterli olduğumuzu düşünmüyorum. Yani geniş bir saha araştırması yapılırsa bu tiyatro için de, edebiyat için de hatta belki sinema için de çok ileri gidersek bu anlamda büyük bir kaynaklık oluşturacağına inanıyorum. Bunlar muhakkak ki çok haklı zaten sizin de içinde olduğunuz yerinde tespitler. Bu minvalde sonrası için planladığınız çalışmalar var mı? Yani şu an elimizde bu oyun var. Bu oyunda bizim planladığımız premier 15 ile 20 Nisan arasıydı ama şu an güncel durumu bildiğimiz için o tarih biraz ertelenebilir. Tabii bu projeden sonra arkadaşımızın dediği gibi bizim Kürt destanlarına, Kürt hikayelerine biraz yönelmek istiyoruz. Yani açıkçası biraz
kendimizi şah performansı da eleştirmek istiyorum ben kurucusu olarak. Biz şu an şu ana kadar ki 5 oyunumuzdan 4'ü çeviri oyun. 4'ü çeviri oyun. Yani sürekli yabancı oyunları çevirip oynadık. Biz biraz öze dönüş, biraz kendi malzememizden faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bir karar aldık biz. Yani önümüzdeki süreçte en az bir 2-3 yıl biz çeviri oyun yapmayı düşünmüyoruz. Tabii zaman ne gösterir bize bilmiyoruz. Ama şu an öyle bir karar aldık. Biz kendi hikayelerimize, kendi öykülerimize yönelmek istiyoruz. Yani tabii bu yeni oyun da dediğim arkadaşımızın dediği gibi Malatya yöresine ait bir masal. Onu çalışıyoruz. Ve ondan sonra da yine kendi hikayelerimize dönmek istiyoruz. Çünkü biz bayağı çeviri oyun oynadık ve yeter diyoruz yani. Umarız ki bütün oyunlarınız bol konuklu, bol izleyicili olur. Hem yeni mekan için hem bu 2 yıllık sürenin ardından uzayıp gidecek yıllar için biz de başarılar dileriz size. Çok da teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Biz de size Şah Performans adına başka sanat ekibine teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettikleri için size de iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başka Sanat'ta bu hafta Şah Performans ekibiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda yeni konu ve konuklarımızla tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.